Engin Ardıç, Saadet Partisi 1921 Anayasasını istiyor. The Party of Happiness, Saadet Partisi 7. Kongresini yaptı. Küçük bir parti olduğu için kimse üstünde durmadı. Temel reis de orada bir konuşma yaptı elbette. Önce bol bol hamaset ürettikten ve bir paragrafa 7 tane ilgisiz özel isim sıkıştırdıktan sonra Aşık Veysel, Madımak, Roboski, Başbağlar, Yasin Börü, Eren Bülbül, Berkin Elvan 82 milyona yeni bir toplumsal sözleşme teklif ediyor. Jean-Jacques Rousseau mübarek. Bu sözleşme nasıl sağlanacakmış? Elbette yeni bir anayasayla. Tövbe yeni bir anayasayla değil eski bir anayasayla. Ruhunu birinci meclisin çeşitliliğinden alan 1921 anayasasıyla. İttihatçılarla Sarıklılar arasında yeni bir ittifak istiyor. Ortada ne Ermeni tehcirini araştıran müttefik komisyonu var ne de Anadolu'ya çıkmış Yunan ordusu ama istiyor işte. Sonra da İttihatçılardan kazık yemeye hazır demek ki. Lakin şu 1921 Anayasası dikkat isterim. 1924 değil. 1921. 1921 Anayasasına göre Türkiye henüz bir cumhuriyet değildir. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yönetilir. Hükümetin adı da Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetidir. Hem yasama hem yürütme erki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birleşmiştir. Yani kuvvetler ayrılığı değil, Mustafa Kemal Paşa'nın istediği şekilde kuvvetler birliği geçerlidir. Tayyip Erdoğan'ı bunu istemekle suçlayanları yanaklarından öptük. Meclis Başkanı hükümetin de doğal başkanıdır. Bu başkan cumhurbaşkanı olursa maraza çıkıyor. Meclis başkanı olursa mesele yok. Sıkı durun şimdi şeriat hükümlerinin uygulanmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi yürütür, seçim de iki yılda bir yapılır. Nitekim 1923'te yapılmıştır. İmdi. 1924 anayasasını bile değil, daha öncesini 1921'i isteyen SP, pratikte CHP, İP ve HDP'nin müttefikidir. Yani özlediğini bir anlamda uygulamaya koymuş, Yunan ordusuna karşı değilse bile Tayyip Erdoğan'a karşı ittihatçılarla işbirliği yapmıştır. Peki ittihatçılar temel reisin bu teklifine ne diyeceklerdir? Şeriat hükümlerini yürütecek bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Kemal Kılıçdaroğlu'na şirin görünecek midir? HDP kabul edecek midir? Kemalistler ağızlarını açacaklar mı? Faşistler kızıp köpürecekler mi? Hayır. Sağ kulaklarının üstüne yatacaklar. Hiçbir şey olmamış gibi davranacaklar, duymayacaklar. Şeriatçılarla yaptıkları ittifak Tayyip düşmanı kemalistlere hayırlı uğurlu olsun. Hani bunlardan bazıları da şeriatçı FETÖ'ye sıcak bakıyorlardı ya. Yeter ki amaç Tayyip düşmanlığı olsun. Engin Ardıç, sabah